Milli eğitim sistemi perişan edilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda Almanya'nın başarısının ne olduğunu hatırlayarak ve hatırlatarak bir şey yapacak. Almanya'nın başarısı gelmiş iktidarların milli eğitim politikalarını kendine göre iyi yönettiklerinden falan başarılı değil Almanya. Üzerinde herkesin mütabık olduğu, bir yanlış yapılacak olsa tüm ülkenin birden karşı çıktığı bir ulusal milli eğitim politikasını yıllar önce benimsedi, aynen uyguluyor. Kimse şöyle düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse kendi ideolojisinden taviz verecek. Ben bu ülkenin milli eğitiminin herkesin çocuğu için en iyi şekilde olmasının yolunun bu ülkenin kurucu kadrolarının gösterdiği istikamette bir milli eğitim politikası inşa etmek olduğuna iman ediyorum. Soru sormayı önceleyen, çocuğu daha küçük yaşta sindirmeyen, korkutmak yerine cesaretlendiren okul öncesi bir eğitimden başlayarak ilkokuldan itibaren bilimsel, ilerici, çağdaş bir nesil yetiştirmek zorundayız. O neslin ilk baştan itibaren yeteneklerine göre yönlendiriliyor olması lazım ki hayatta bir noktaya gelip meslek mutsuzu olmasın. Hayatın hiçbir evresinde ülkesindeki akranlarından ve daha kötüsü dünyadaki akranlarından geriye kalmasın. Bir ülkenin sınırlarına ve bir dilin tercümesine muhtaç kalmasın, o sınırların içinde kendini hapsolmuş hissetmesin. Üniversitelerden milyonlarca mutsuz mühendis, işsiz mühendis mezun etmek yerine ihtiyaç kadar mühendis ama aranan elemanlar çoktan yetiştirilmiş olsun. Bunların hepsinden bir haber birileri dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin peşinde. Şuna emin olun ki kötü günlerin geride kaldığı, çok daha güzel günlerin hep birlikte yaşandığı ve artık gençlerin gözünün ferinin sönmediği, yeniden ışıl ışıl olduğu günler için hep beraber çalışacağız. Ben Atatürk'ün partisinin iktidarında en çok sizlere güveniyorum. Görev sizin, size inanıyorum, size güveniyorum.